Çorbamız arkadaşlar bakın. Bu çorbamızı yapalım. Çok güzel sebzeli mercimek çorbası. 2 bardak mercimek koydum. 2 milimlik 200 milimlik su bardağına 1 çay bardağı pirinç koydum. 1 çay bardağı bulgur koydum. Eğer siz az kişiyseniz bayağı oldu arkadaşlar. Yarıya düşürebilirsiniz bu malzemelerimizi. Birlikte yapalım bu çorbamızı arkadaşlar. Hadi iş başına. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size sebzeli mercimek çorbası yapacağım. Çok vitaminli arkadaşlar bu çorbamız. Düdüklü de yapacağım arkadaşlar. Benim düdüklüm eski düzen düdüklü. Bakın. Buna bir orta boy soğan doğradım. 2 tane de biber doğradım arkadaşlar. Biberimizi de koydum düdüklüme. Birazcık sıvı yağ akıtıyorum arkadaşlar. Soğanımız kavrulacak kadar olsa yeterli. Ocağımıza koyalım. Bu burada pişsin. Biz diğer malzemelerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Böyle 200 ml'lik su bardağı yeşil kırmızı mercimeğimiz var. 1 çay bardağı bulgurumuz var arkadaşlar. 1 çay bardağı da pirincimiz var. Malzemelerimiz. Bunu bir güzel ayıklayalım arkadaşlar. 1 tane patates, 1 tane havuç. Havucun soydum arkadaşlar. Soyalım güzelce havucumuzu. Yıkayalım patatesimizi, havucumuzu soyalım. Güzelce yıkayalım. Burasını kesmeyelim arkadaşlar. Rendeleyeceğimiz için havucumuzu, patatesimizi. 2 diş de sarımsağımız var. Baharatlarımız da 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiberim var. 2 silme kaşık da unum var arkadaşlar. Biraz daha sıvı yağımız var üzeri için. Bunu güzelce ayıtlayalım arkadaşlar. Yıkayalım. Ayıtladıktan sonra güzelce beyaz suyu gidene kadar yıkayalım, ayıtlayalım. Mercimeğimizi, pirincimizi, bulgurumuzu. Böyle arkadaşlar iyice duru suyu olana kadar mercimeğimizi yıkayalım. Soğanımızı da arada karıştıralım. Şimdi rendeleyelim. Sarımsağımızı ve mercimeğimizin içine rendeliyorum arkadaşlar. Sebzeleri başka bir kaba rendelemiyorum. Çok bulaşık çıkmasın diye. Yıkadık güzelce rendeleyelim patatesimizi, havucumuzu. Dediğim gibi havucumuzun burasını kesmezsek en sonuna gelince orayı nasıl olsa atacağız. Oradan tutar rendeleriz havucumuzu da. Yemek kaşığı da arkadaşlar tereyağı, varsa et suyunuz, tavuk suyu, varsa buzluğunuz, onlardan da çorbamıza koyabilirsiniz. Çok güzel olur. Tuzumuzu da unutmayalım. Salça, 2-3 yemek kaşığı da salçamız var. Patatesimizi de rendeleyelim, geleyim.
Evet arkadaşlar, soğanımız kavrulacak kadar yağ koymuştuk. Şimdi mercimeğimizi koyalım. Rendelediğimiz patatesi, havucu, sarımsağımızı koyalım içine. Salçayı, unu, baharatları ayrı bir yerde kavuracağız arkadaşlar. Kavuralım. Kettle'da suyumuzu kaynatmıştım ben zaten. Siz de düdüklünüzün nasıl pişirdiğini bilirsiniz. Tencerede pişirecekseniz 40 dakika böyle sebzeler eriyene kadar, ezilene kadar pişirin. Biraz daha su koymamız lazım. Ben et suyunu yapmıştım arkadaşlar. Birlikte de yaparız et suyum bitince. Onu bırakıyorum. Çok vitaminli oluyor hem de. Bıraktım içine erisin. Koyu yoğun daha bu. Düdüklü de suyun emmediği için buharına pişiyor. Su kaybı olmuyor. Biraz daha su koyalım buna. Bu böyle bitsin. Ağzını kapatalım arkadaşlar. Sibobu çıkınca benim bu alüminyum düdüklerde 20 dakikada pişiyoruz. Mercimek sebze çorbamız. Bu sibobu çıkınca kapattım. Sibobu da buradan çıkıyor. Sibobu da bu şekilde. Üstüne şimdi koyayım. Çıkınca buradan fıslayınca korum. Saatimize bakarım. 20 dakikada. Kısık ateşte 20 dakikada oluyor arkadaşlar. Sos için arkadaşlar üzerine birazcık yarım çay bardağından daha az sıvı yağ koydum. Şimdi unumuzu bırakalım onun üstüne. Tereyağını da sonra koyuyorum. Topak olmuyor o zaman arkadaşlar. Düdüklümüzü sibobu çıktıktan sonra altını kısıyorum ben. Diğer ocağımızı aldım düdüklümüzü, sosumuzu yapayım diye. Siz mercimeğinize göre arkadaşlar ayarlayın. Ununu, her şeyini. Benim 7 litrelik düdüklüğümle bir düdüklü oluyor. Kettle'ın sesi olmasın diye suyu, sıcak suyu da çaydanlığımıza koydum. Diğer ocağımıza. İyice kavuralım bunu. Unumuzu biraz. Tereyağı koyunca topak topak oluyor arkadaşlar. Ezmesi zor oluyor. Tereyağımızı da bırakalım. Lezzet versin. Çorbalarda böyle yapıyorum ben. Çok da kavurmayalım arkadaşlar. Onun elvası kokusu gelir çorbamızda. Salçamızı koyalım. Tuzumuzu da sonra bakarak koyarız arkadaşlar. 3 kaşık salça koydum. Salçayla unumuz da uzun sensin biraz.
Şimdi baharatlarımızı koyalım. Saymıştım. Toz biber, nane, pul biber, biraz karabiber, az bir şey de kekik. Şimdi biraz suyumuzdan aktaralım buraya. Bu da böyle bir dakika kaynasın arkadaşlar. Sosumuzda. Çorbamızı düdükle açılınca üzerine koyarız. Açılınca da kıvamına bakarız. Sonra soğuklamamız gerekiyor mu çorbamıza, tuzunu koyarız. Lezzetine bakarız. Bu şekilde bir dakika kaynasın bu sosumuz. Birbirine suyla malzemeler özleşsin. Çorbamız pişti arkadaşlar. Ben de düdüklü dene görükmüyor derin diye tenceremize aldım. Yoğun oldu. Siz az kişiyseniz az yapabilirsiniz. Ben çok yaptım. Sosumuzu koydum. Tuzumuzu da atalım çorbamızın. Koyuyorsa eğer arkadaşlar. Kettle'ımızda suyumuzu kaynattım. Suyumuzu da çorbamızın içine koyup bir taşım kaynatırsak olur arkadaşlar. Ben rondodan geçireceğim çorbamızı. Sebzeli mercimek çorbası, sebzeli ezogelin çorbası ne olursa da artık. Tuzuna bakın siz kararınca. Bakın görüntüsü, görselliği çok güzel oldu arkadaşlar. Kaynayınca da blenderdan geçirmenize de gerek yok aslında. Bir tane tuzuna bakayım. Tuzsuz olmuş benim çorbam. Biraz tuz atabiliriz. Siz de kendinizin tuzunu ayarlayın arkadaşlar. Dediğim gibi blenderdan geçireceğim. Siz de kendi tercihinize göre geçirebilirsiniz. Çorbamın son hali bu arkadaşlar. Bakın yoğunluğunu siz kendiniz nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz yoğunluğu. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Afiyet olsun. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Afiyet şifa olsun arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu çorbamız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.